Ayas Paşa. Mustafa Paşa'nın vaziyeti nedir? Saatinde bir gelişme var mı? Maalesef hünkârım. Vaziyeti aynı. Moşe Efendi de çaresiz kaldı. Bu sabah ziyaret ettim kendisini hünkârım. Gözünü dahi açamıyor. Maalesef hastalık epey ilerlemiş. Mustafa Paşa'ya üzülmemek elde değil. Kendisi uzun yıllar büyük hizmetlerde bulunmuş iyi bir devlet adamı. Yüce Rabbim şifa verir inşallah. 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 Ayas Paşa, Moşer Efendi'ye söyle bilahare gelsin. Bana vaziyetle ilgili teferruatlı bir izahat versin. Allah her şeyden evvel sıhhat nasip etsin biz kullarına hünkârım. Amin Hoca Çelebi. Amin. Gözün aydın. Evladın gelmiş Bursa'dan. Evet hünkârım. Kendisi Bursa'da Abdurrahman Efendi'den kelam dersleri almakta. Âlâ. Ahmet Çelebi. Payitahta senin gibi âli müderrislere ihtiyaç var. Siz yüce hünkârımıza bir nebze bile layık olabilirsem ne âlâ? Gel. Hünkârım, hekiminiz Moşe Hamon geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Moşe Efendi, derhal malumat ver. Mustafa Paşa'nın vaziyeti nedir? Maalesef. Vaziyeti ağır hünkârım. Ayağında zahmeti varmış. Zahmeti zamanına ziyade olmuş. Hastalık vücudunun başka yerlerini de sarmış. Hareket edemiyor. Aresiz vefat etmeleri için elimden geleni yapıyorum. Hünkârım, bir başka husus daha var. Bu sabah limanda iki kişi ölmüş. Yeniçeri ağası haber verince derhal gittim. Ne demek bu Moşe Efendi? Kimmiş bunlar? Sebep neymiş? İki ırvat hünkârım. Kırım'dan gelen bir yemide çalışıyorlarmış. Maalesef ikisinin de ölüm sebebi veba. Emin misin bundan? Hiç şüphem yok hünkârım. Veba denen bu illet şehre yayılmadan derhal tedbir almak lazım. Bilhassa saraya ulaşmadan müdahale etmek şart. Derhal Ayas Paşa ile konuş, lazım gelen bütün tedbirleri alsın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Rüstem Paşa Allah'ın izniyle birkaç gün içinde Diyarbakır'a gidecek. Hala, makamını daha fazla boş bırakmasın. Kendisi malumunuz herkesin, bilhassa siz yüce hünkârımızın takdirini kazanmış kıymetli bir paşamız. Genç yaşına rağmen hayli tecrübeli ve aklı başında. Böyle devam ederse istikbali parlak. Hayrola Ayas Paşa? Yoksa Rüstem Paşa'yı Mustafa Paşa yerine divana mı münasip bulursun? Divanda öyle bir paşaya ihtiyacımız var elbet. Fakat benim söyleyeceğim başka bir husus var hünkârım. Neymiş o? Zat-ı şahaneniz Hüsrev Paşa'yı damadınız olmaya layık görüp Hatice Sultanımızla nikahladınız. Usuller icabı lazım gelen hayırlı bir izdivaçtı bu. Haddim olmayarak Rüstem Paşa'yı da kızınız Mihrimah Sultan Hazretleri ile nikahlarsanız bu izdivacın da çok hayırlı olacağı kanaatindeyim hünkârım.